Merhabalar, ee, ben Kübra, e, nam diğer e, Dijmam Atre NFT. E, bugün e, sizlerle yayına e, önemli bir konumla katılmak istiyorum tabletim. E tabletim benim için çok önemli. E, çünkü ben çizimlerimi, NFT'lerimi tablette yapıyorum. E birçok insan e, aslında yazılımla kodlamayla e, bir seri üretiyor. E, el usulü, eski usul yapıyorum. E, çok uzun yıllardır çiziyorum ben aslında. E liseden e, beri çiziyorum. Bayağı uzun olmuş. ...lise dediğim 2006. E, 2010'da da üniversiteye girdim. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi... %100 yüz burslu olarak grafik tasarım bölümünden... ...mezun oldum. E, bu süre zarfında... ...illüstrasyonu he, her zaman çok sevdim. E, ajans geçmişim de oldu. Bu sürede de çalışmalarımda... ...çizimlerimi kullanmayı hep çok sevdim. E, o zamanlarda... E, hep e, vakum tabletler vardı ve onlar çok yüksek paralardı. Hani gerçekten güzel bir vakum e, çok ciddi paralardı. Şu an kaç para hiçbir fikrim yok, işte bakmıyorum çünkü artık tabletim var. Gerçi Apple'da da e, çok zayıf yaptı ama e, bu benim çok eski bir tabletim. E, yaklaşık 2016'dan beri kullandığım bir tablet. Hala da kullanıyorum çok severek. Çizimlerimi de burada yapıyorum. Normalde e, ben e, Photoshop programında yapıyordum çizimlerimi e, ve bu programda e, yani Procreate çıktı. Metrik bozuldu demeyeceğim çok güzel oldu. Çünkü Procreate e, harika bir program. E, öyle taktikler, öyle e, tool'lar var ki e, ben hiç çizemeyen bir insanın bile Procreate'de bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Çünkü NFT dünyasında da e, gerçekten çok başarılı... E, e, bu piksel art'lar var e, vesaire böyle yazılım usulü bahsettiğim gibi çalışmalar var fakat e, özel olanların e, handmade olarak böyle hashtag'lerle paylaşılıp gerçekten sosyal medyada da bunun promote edildiğini gördüm. Yani demek ki neymiş? Elle üretmenin tadı, zevki, e, değeri bir başkaymış efendim. Yani aslında zaten NFT dünyası, sanat eseri dünyası. Yani bir şeyin tek olması, özel olması, elle yapılıyor olması her zaman demek ki değerini Soruyor efendim. Şimdi dilerseniz ben bu yayında çok basic bir şekilde Procreate temel araçlar nasıldır? Nasıl kullanılır? Şimdi gelin bunlardan bahsedelim. Evet şimdi tabletimizi açtık. OpenSea'yı açıyoruz. Burada ilk açılışta daha önceden yaptığınız işleri vesaire görebildiğiniz bir yer var. E, şimdi üstte Select, Import, Foto ve buradaki gördüğünüz küçük minik bir artı işareti var. E, yeni bir işi bu artı işaretinden açıyorsunuz. E, Select'ten de buradan işlerinizi seçip gruplama vesaire yapıp silebiliyorsunuz. Eklemeler yapabiliyorsunuz. Biz şimdi yeni bir iş açalım. E, burada istediğiniz boyutlarda çalışabilmek için size seçenekler sürünüyor. Ee, i̇sterseniz e, tamamen siz yeni bir boyutta e, yepyeni bir boyutta bir iş de açabilirsiniz. E, ben şu an böyle bir iş e, açmayacağım. <laughs> o yüzden galeriye geri geliyorum. Bunu da selectten seçim yapıp e, delete diyebilirim. E, şimdi ben burada bir ekran boyutunda bir e, sayfa açmak istiyorum. Bu bizim tertemiz bir sayfamız. Şimdi ben birazcık Procreate'in arayüzünden bahsederek işe girmeye başlayayım. Bu öncelikle solda gördüğünüz brush'ın, şimdi brush'ımıza gelelim. Burada brush seçenekleri var. Bir tanesini siyah rengi seçeceğim. Birazcık da boyutunu yükselteyim şuradan. Evet yükseltirken zaten belli oldu. Bu tarafta bıraşımızı büyütüp küçül küçültebiliyoruz. Zaten şurada da görüyorsunuz büyütüp küçülttükçe buradan e, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. E, buradan da e, bıraşımızın opozitesi yani e, görünürlüğü netliğini belirleyebilirsiniz. %100 de şu anda bakın bu şekilde çizebiliyorum. E, boyutlarımı ayarladım. E, bir kere iki parmağımla tıkladığım zaman geri geliyor 3 kere 3 parmağımla tık yaparsam geçmişe alıyor Şimdi şuradan heh, görünürlüğümüzü şey yapalım şimdi burada dediğim gibi e, Bıraşımız var Bıraş sizin için en önemli noktalardan biri. burada birçok brush seçeneği var. Şu sketching'den aşağısı olan zaten default olarak yüklediğinizde size geliyor. bu üstte de benim daha önceden yüklediklerim var. Burada download'ın içerisinde benim kendi seçtiklerim var. mesela dört finger bu şekilde e, bakın şöyle kendinden desenli hazır yapılmış brushlar var. E, spray brush'ı var mesela bu şekilde spray gibi efekt veriyor ben buradan e, büyütebiliyorum bakın spreyimizi büyüttüm bu şekilde e, burada bir sürü brush var Siz buradan e, brush'ınızı beğendiğiniz brush'ın kullanmak istediğiniz brush'ın e, üstüne tıklayarak onun e, ayarlarıyla da oynayabiliyorsunuz mesela water pen şurayı bir temizleyelim clear diyelim Buraya da daha tatlı bir renk alalım. Bu benim en sevdiğim renkler. Ee, buradan mesela water pen dedik. Water pen'de water pen'in üstüne tıklıyorum ve buradan e, ayarlarıyla oynuyorum. Yani burada yüzlerce Ayar var kendi içlerinde. Bakın burada da neyi değiştirdiyseniz arayüzünde görünüyor. Son güncellemeyle geldi. Bu da harika oldu. Yoksa her seferinde başa dönüp tekrardan bakıyordunuz. Ee, en güzel özelliklerinden bir tanesi Streamline. Ee, şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. En çok kullanacağınız şeylerden biri. Streamline sizin çizginizi program tarafından kontrol edilmesi. Mesela ben bunu %100'e çıkardığım zaman çizginizi mükemmelleştiriyor. Eğer streamline'ı kapatırsam bakın el titremelerim vesaire burada hepsi çıkmış oluyor. Zaten bu da örnek üzerinden de gösteriyor. Çizgim e, daha böyle bir el titreme hareketlerinin içerdiği bir şey. Bu şekilde de mükemmel yapıyorsunuz. Ben bazı çalışmalarımda genellikle çocuk illüstrasyonlarımda el titreme hareketini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Bunlar da benim çizimde kullandığım e, kendi buraşım. Bazen de diyorum ki çizimlerim çok düzgün olsun. O zaman da streamline'ını e, maksimuma çıkardığım oluyor. Mesela şimdi bir tane şöyle e, kırmızıyı seçelim. Şöyle bir tane elma çizelim mesela. Bakın şu renk paletinden de tutup buraya çektiğim zaman harika bir şekilde boyuyor. Şimdi bir tane de buna yaprak yapalım. Gerçi şu an renklerde çok uygunmuş şey yok ama şöyle yapalım şöyle bir tık koyusuyla da şöyle bir şey yapalım Bu bizim e, minik küçük tatlı bir elmamız. Şimdi dediğim gibi buradan e, bıraşımızın özelliklerini vesairesini değiştirebiliyoruz. Şimdi bu da gördüğünüz parmak hareketi tam bir şeylere parmak sokma. Şimdi şöyle yapalım mesela şöyle bir boyayalım. Geldik parmak tuşumuza. Yine bakın burada da parmak hareketinizin de yine bir bıraş özelinde olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü her şey bıraş üzerinden geliyor. E, Silgi tuşumuz da bu şekilde. Silmeyi de bir bıraş üzerinden istediğiniz tarzda silebilmek için burada da yine e, Bıraşınızın özelliklerini değiştirebiliyorsunuz Hangi bıraşla çalışıyorsanız Tabi ihtiyaçlar ne değişebilir ama Çoğunlukla o bıraş üzerinden e, işleminizi yapmanız daha doğrudur Şimdi şu parmak tuşuna gelelim Bakın bunu Böyle sanki işin içine bir parmak sokmuş gibi Gerçi şöyle daha farklı e, Bıraşlarla daha net görünüyor Ama buna Bakın hareketinizi daha da böyle soflaştırabiliyorsunuz, yumuşatabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi ben bunu geri alacağım. Şimdi buna en güzel aslında hafif beyaz bir gölge yakışır. Burada da layer'larım var. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Bu böyle dursun. Dediğim gibi bu da silme Tool'umuz. Ee, burası da Layer. Yani Photoshop kullananlar bunun ne kadar önemli olduğunu bileceklerdir. Yani Layer katman mantığı. Yani çalışmalarınızı katman 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 ee, buradan ee çalışabilirsiniz. Ben katmanları çok seviyorum. Çünkü kendimi daha güvende hissediyorum. Demin mesela mor çizgiler attım. Kırmızının üstünde eğer çalışsaydım kırmızıyı silmek için tekrar bir sürü geri almam gerekiyor. Ama bunu yeni bir layer'da çalışsam ben burada istediğim hareketleri yapıp beğenmezsem eğer direkt, direkt bu layer'ı silmiş olacağım. Ve aslında kırmızı alınma zarar vermeyecek. Şimdi bu çok basit bir iş. Bunu tekrardan çizebilirsiniz. Ama çok komplike bir iş yaptığınız zaman eğer hata yapma riskiniz varsa ya da geri dönmek isterseniz yeni bir layer'da çalışmak her zaman sizin için daha güvenilirdir. Mesela ben burada beyazımı bu şekilde dağıtmak istiyorum. Böyle bir gölge yapacağım. Mesela bu benim normalde çok tarzım olmayan gölgeli bir çalışma. Ben bunu size göstermek için yapıyorum. Bu beyaz çizgisi daha kalın olması gerekiyordu. Şöyle mesela buraları da daha kalınlaştıralım. Daha güzel bir gölge olsun. Mesela şöyle 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 şöyle, yaparak elmamıza daha güzel bir gölge verdik. Gölgeler işleri gerçekten çok güzelleştiriyor. Dediğim gibi tarzım değil arkadaşlar. O yüzden ben gölge kullanmıyorum. E, Layer'lerimiz bu şekilde. Buradan artı tuşuna basarak yeni layer açabilirsiniz. E, Layer'lerinizin gözlerini kapatıp açabilirsiniz. Ee, sonrasında ben çalışmalarımı direkt mesela çok yoğun bir çalışma yapıyorsam hep kendi güvence almak için kopyalayarak gidiyorum layer'larımı. Bunu da nasıl yapıyorum? Layer'ımı sağ e, kaydırdığım zaman delete var, double key var ve lock var. Kitleyebiliyorsunuz. Double key ettiğiniz zaman bu layer tekrardan e, kopyalanmış oluyor. Bunun gözünü kapatabilirsiniz mesela güvencede dursun diye. Şimdilik bunu silelim. Sonrasında burada bir ne harfi görüyorsunuz. Bu ne? E, Normal'ın ne'si burada. E, burada işinizi renkli ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz Photoshop'taki gibi. Ee, yine böyle karışık ve güzel bir işte. Bunlar da e, güzel olabiliyor. E, ben bunu normalde tutacağım şimdi. Ve şöyle bir şey göstereceğim. E, bu layer'ımı sağ sol he, pardon layer'ımın üstüne bir kere tıkladığım zaman. Rename var, select var, copy. E, rename adını değiştirebiliyorsunuz. Select'ten seçili seçmiş oluyorsunuz değeri bu şekilde. E bunu daha sonradan bu kısımda göstereceğim. Şunun üstüne bir kere tıklayarak seçliği kaldırıyorum. E burada en çok kullanacağınız şey Alpha Lock. E, bu gerçekten çalışmalarda çok yardımcı oluyor. Şimdi ona, ona da bir daha geleceğim. E maskleyebiliyorsunuz. Clipping mask diyebilirsiniz. Ee, burada en çok kullanacağınızdan biri e, merge deyip alttaki layer'la birleştirebilirsiniz. Şimdi ben birleştirmek istemiyorum. Geri aldım o yüzden. Şimdi alfa lock dediğiniz zaman şu beyazı bir kapatayım. Alfa lock dediğiniz zaman bunun etrafını taşırmadan istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela ben böyle bir çalışmalarımda desenler vesaire çok kullanıyorum boyutunda büyüttüm. Mesela ben bu elmamın üstüne desenler çizmek istiyorum. Ama her seferinde kenara gelirken şu alfa lakımı kaldırayım daha çok belli olur. Her kenara gelirken mesela gerilmek istemişim. Arka planının rengini değiştireyim daha çok belli olsun yaptığım şey. Şöyle gelelim. Bunun arkasını mesela böyle bir mor yapalım. Mor da insanın gözünü aldı. Şunu değiştireyim pembe falan bir şey yapayım. Gerçi bu da çok gözü aldı böyle kalsın. Şimdi ben mesela besen, beyazı üstüne bu elmamın desenler çizeceğim. Buradan böyle desenler yapmak istiyorum. Bakın tam kenara geliyorum gelmiyor gidiyor dışarı taşıyor bunları gidip ben şimdi silgiyle tek 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 silsem hayır hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben bunu şu kopyalayarak kendimizi yine güvenceye alalım. Seçiliğe geldim. Alfa yaptığım zaman ben bunun üstüne geliyorum brush'ımla. Bakın istediğim desenleri çizgiler değmesin. Desenleri çok rahatlıkla yapıyorum gördüğünüz gibi. Ve gerçekten çok 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 keyifli ve çok daha rahat ve kolay bir kullanım var. Şimdi burada söyleyeceklerim bu kadar. E, bu tarafa geliyoruz. Galeri'den çıkış yapıyorsunuz zaten. Burada bir ayar tuşu var. E add dediğiniz zaman buradan bu dosya içerisine bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Kolaj yapacaksanız vesaire e, buradan e, insert file deyip şey yapabilirsiniz. E insert a photo diyebilirsiniz. Fotoğraf ekleyebilirsiniz. Add the type deyip burada e, istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. kalmaz vesaire bunlar yapabiliyorsunuz. Canvasa geldiğiniz zaman crop and size diyebilirsiniz. Boyutunuzu değiştirebilirsiniz buradan. Drawing Guide var. Drawing Guide bu animasyon için. Animasyona şimdi girmeyeceğim. Ben de çok burada kullanmıyorum. Animasyonlarımı genellikle Photoshop üzerinden yapmayı tercih ediyorum. Drawing Guide'ın bir kere şunu açtığınız zaman burada Guide'lar çıkıyor. Edit Drawing Guide dediğiniz zaman. Evet. Böyle yapayım. Bakın burada. Eee. 3 Guide var, izometrik var, perspektif var, simetri var. Ben simetriyle çok tatlı işler yapıyorum. Buna mesela dan diyeyim şimdilik. Dan dediğim zaman bakın şu ortada minik bir çizgi var. Görülüyor mu bilmiyorum ama evet görülüyormuş. Şimdi bakın ben buradan mesela yeşili seçtim. Yeni bir layer açtım. Ama yeni layer bu arada asistanın asistanım bakın burada kaldı. Ona da çok dikkat edin. Şimdi asistanı burada bu layer'da açtığım için bu layer'da kullanılıyor. o yüzden ben yeni layer'a gelip bir asistan açayım. Geldim Canvas, Canva'dan Drawing Guide'ımı geri açtım. Edit Drawing Driving Guide diyorum. Bazen bu simetride kalınca işlem önedense tekrardan şöyle herhangi bir şeyi seçip tekrardan simetriye gelin. Done yapın. Mesela bakın şimdi neler oluyor. Hatta şunların gözlerini kapatalım çok daha e, güzel görünecek. Şunu bir. Mesela silmeyi de çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz böyle. Şimdi buraya geldim. Bakın simetrik bir biçimde. Bu tarz hareketler yapabiliyorsunuz. Mesela bu bir canavarımsı bir şey olsun. Aslında vazo gibi başladım ama her şey kendini değiştirebiliyor. Şöyle ayakları olsun. Bu vazo kolları oldu. Biraz saçma oldu. Ama böyle dediğim gibi tatlı işler çıkartabiliyorsunuz. Şöyle 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 yapsak. Çok daha tatlı renklerde bir araya geldiği zaman çok güzel oluyor. Bunu şimdi buradan kaldırdım. Elmamı buraya ...geri çağırıyorum. Evet, buradayız. Şu tarafım görüyor Evet. Ee, bu şekildeydi. Ee, sonrasında... ...bu flip edebiliyorsunuz kanvasınızı. Şimdi şehre e geldik. Şehirde de yani harika demek istiyorum size sharing. Çünkü ben eskiden Photoshop kullandığım zaman tablette yani bir dosyamı bilgisayara aktarmak, ya Adobe Creative Cloud'a aktarıyor oradan alıyorsunuz oradan şimdi gerçekten çok uzun sürüyordu. Yani hayatıma gördüğüm en güzel share. Procreate dosyası olarak share edebiliyorsunuz. PSD olarak yapabiliyorsunuz. PDF, JPEG, TIFF, PNG, yani pst o kadar hızlı atıyor ki bilgisayara gerçekten airdroptan inanılmaz mesela bunu jpeg olarak dediğiniz zaman direkt export ediyor buradan airdropla direkt telefonunuza gönderebilirsiniz save image deyip e direkt kitaplığınıza kaydedebiliyor. Bu da harika bir özellik. Ok dedik. E, video olarak da video time lapse çok güzel bir özellik. Normalde bunun için başka bir eklenti, app kullanmanız gerekirken sizin yaptığınız bütün çizimler, e, burada ekranda yaptığınız her şey record ediliyor. Bunu tabii ki isterseniz kapatabiliyorsunuz. E ben şöyle açacağım tekrardan. Export Timeline Labs Video dediğinizde iki tane özellik çıkıyor. Bakın buradaki 30 seconds. Tam bir Türk işi oldu. 30 seconds. Buradaki seconds'ınız 30'u geçtiği zaman 30'a sınırlandırıyor. Yani işimi uzatma ya da full diyebiliyorsunuz. Şu an zaten bizimki 30'u bulmadığı için full dedi. Bakın Save to Video diyorum. Direkt onu video olarak kaydetti işlem içine. Preference'dan da e, kendi arayüzünüzle alakalı <laughs> değişiklikler affedersiniz yapabiliyorsunuz. Burada sağa sola vesaire alıyorsunuz. E, brush cursor'ınızı kapatabiliyorsunuz. Bakın şu an kapalı bir layer'deymişim. Şöyle boş bir layer'a geleyim. E, bakın brush'ımın tam ucunda bir brush işareti çıktı. E, bunu görünür kılabiliyorsunuz. Ben bunu görmek istemiyorum. Çünkü direkt kullanmak istiyorum. Bunlar da diğer özellikler. Bunlar çok kullanacağız bir şeydir. Ve help kısmı var. Şimdi biraz da şu ışıklı tarafa gelelim. Adjustment. Bunu yine Photoshop kullananlar bilecektir. Burada e, color balance, curves, e, gradient, e, e, gushing blur, blur. <laughs> burada bir sürü <laughs> çok güzel özellikler var. E, ben burada yani aslında e, High e, Saturation Brightness Bunlarla da oynayabilirsiniz Ben zaten tek renk kullandığım için bunları çok fazla kullanmıyorum Bir tane e, örnek yapalım Mesela blurla alakalı Blur'a tıkladım diyorum ki Layer'a Blur'la Bu üstten Kalemimi bakın buradan mavilik artıyor Blur'un derecesini Buradan attırabiliyorum Netliğini kaybettirip Blur'a götürüyor Olayı bu Buradaki özellikleri de Çalışmalarınızda deneyerek Görebilirsiniz. Şimdi ben yine tabletimi bu şekilde çevireceğim. Bakalım rahat görünüyor mu? Evet. E, bu şekilde çevirdim çünkü burada yine alt barımız çıkıyor. Select tool'umuzdan dolayı. Şimdi freehand de seçili şu anda. Diyorum ki ya ben şu kısmı istediğim kısmı elle seçmek istiyorum deyip bu şekilde seçebiliyorum. Seçtikten sonra add, remove, invert, copy and paste, feather. E, burada bir sürü seçenek şu anda. Direkt silebiliyorsunuz bunu e, renk atabiliyorsunuz üstüne en çok kullanılan şeylerden biri burada copy and paste ben buna tıkladığım zaman bakın tamamen layer'ıma direkt bu seçili alanımı buraya geri atıyor burada e, rectangle ile ellipse ile otomatik olarak seçme tool'ları var bu şekilde shape'i algılayarak otomatik olarak seçme yapabiliyor ben yine iki parmağımla geriye döndüm. Ee, en kullanışlısı yine Freehand. Yine böyle eğer düzgün bir çalışma yapıyorsanız o alanı kullanabiliyorsunuz. Hep bir anda gitti geldi. Ee, bu şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Burada da ok tuşu var. Ok zaten seçim alanı. Hangi layer'daysanız yine elmadaydım. Bu elmamı seçiyor. Burada Freeform, Uniform, Distort, Warp var. Warp biliyorsunuz böyle Biliyorsunuz derken Photoshop yine böyle kenarlardan tutup istediğiniz gibi bunu değiştirebiliyorsunuz, distort edebilirsiniz, bu şekilde ona açı verebilirsiniz. Sonrasında uniform var, uniformla boyutlandırabilirsiniz. E, free Rim bunu sağdan soldan istediğiniz gibi yukarıdan aşağıdan bu şekilde hani orantılı değil de orantısız olarak büyütmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. E, burada Flipler var. Flip edebilirsiniz sağ sola. Vertical olarak yukarı aşağı flip edebilirsiniz. Rotate edebilirsiniz 45 derecelik olarak. E, fit to screen diyebilirsiniz. Bütün işe, bütün ekrana fitler. Ve reset diyebilirsiniz. resetledik başa aldık. Arkadaşlar bu şekilde. Yani arayüzümüz bu halde. E, bugün... Ee, bu kadar bahsedeceğim. Çok daha fazla trik, kısa yollar vesaireler var zaten. Umarım. Yararlı bir video olmuştur. E, mutlaka izledikleriniz, yani ben burada çok basic şeylerden bahsettim. E, sizler videoyu izledikten sonra eğer e, tabletiniz varsa ve Procreate indirdiyseniz, yani tek seferde ödenen bir ücreti, ben 50 TL gibi o zaman, kaçlar tıklalar, e, 50 küsür TL'ye almıştım Procreate'imi. E, bir daha da hiçbir ücret ödemedim. Hala da kullanıyorum ve güncellemeleri de ücretsiz olarak geliyor kendisinin. E, Photoshop halt yesin. Haklısın. Adı bir hala nasıl Procreate almalı bilmiyorum. Belki de almıştır mıdır onu da bilmiyorum. Belki de sahibidir Procreate'in ama gerçekten çok başarılı bir e, uygulama. E, mutlaka izlediklerinizden siz neler yapabiliyorsunuz? Denemeler yapın. E, kalem kullanmaya gerek yok. E, elle de yapabilirsiniz. E, umarım Keyifli, güzel e, ve verimli bir video olmuştur efendim. E, bu bir YouTube kanalı. Desenize ihtiyacım var. E, videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, e, paylaşabilirsiniz e, ve e, tabii ki abone olabilirsiniz. Abone olsanız sevinirim. E, bir de sorunuz, e, öneriniz ve bir sonraki yayında e, ya Kübra şunu mu anlatsan acaba e, araştırmamızın bizim için e, şunu anlatır mısın diyeceğiniz bir şey varsa ben memnuniyetle e, not etmeye hazırım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.